Ay şekerim, şimdiden ısındı hava. Yazın ne yapacağız? Ya ne yapacağız? Açarız pencereleri. Eser büfür büfür beyfa. Dayı, bu eve klima lazım. Yoksa bu yaz eriyip gideriz vallahi. Merdivenlerden aka aka bizi kapıcı dairesinde sıvı olarak bulur gafurlar. Klima mı? Ben bir alt kata iniyorum. Burhan Bey'e yürüme bandı gelecekti de onu bir göreyim, bir hoş geldin diyeyim. Yürüme bandına mı? Nesini göreceksin yürüme bandını abla? Oldu, ben gelirim 5 dakikaya. Yalnız bize de lazım bir yürüme bandı baba ya. Şimdi yaz geliyor, form tutmak gerekiyor. Yürüme bandı mı? Ay evet evet, çok iyi fikir. Hatta bir tane de o kondisyon bisikleti alalım ha? Ne? Yenge, önce şu klimayı halledelim, bu yaz burası pişecek. Aa, klima şart zaten, o kesin. Ay maşallah, pek de güzel. Küheylan gibi. Değil mi? Bu sene bu zihnin hak ettiği fiziğe kavuşacağım McBeal'e. Dondurma topları gibi kalçam olsun istiyorum. Buralarım böyle dilim dilim olsun istiyorum. Dilim dilim mi? Ekmek gibi böyle. He. Bu şey diyorlar ya ona. Ne diyor ya? Sex pack mı ne? Böyle seksi yani, onun gibi bir şey. Bu yazsa mayo çekimlerine katılacak kıvama gelmezsem bana da Burhan altın top demesine. Ay yok kardeş, buraya olmaz. Toplayın bunu, içeri taşıyacağız. Ya ben öyle söyledim ama onlara öyle söyledim. Onlara öyle koysunlar dedim. Ben dedim yani. Ama yolu kapatıyor Burhan Bey. Ya kapatmadı, ben öyle söylüyorum. Yanına da şey bel eritme şeyleri var ya, cihazları. Ha. Ondan koyacağım. Tam bir böyle spor kompleksi olacak. Niye kompleks olsun canım, estağfirullah. Bu sizin bir yerde fobiniz sayılır. Ama ya olmaz ki. Farzı misal bir misafiri bir şey geldi değil mi? Servis yapacağız. Nasıl geçeceğiz buradan böyle? Geçeceğiz. Biz yani. Biz. Neyse arkadaşlar, tamam çıkabilirsiniz. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın, hiç vazıklığım yok. Kusura bakmayın. Ben de size kek getirdiydim. Ama McBeal'le ben ne diyorum, sen beni bir türlü anlamıyorsun. Kilo vereceğim diyorum, spor yapacağım diyorum, dondurma topları, kalça diyorum. Senin işin gücün homini gırtlak ama ya. Can boğazdan gelir Burhan Beyciğim. Allah aşkına bir dilim benim için. Ya istemiyorum. McBeal'le istemiyorum diyorum. Ne kadar alaturka davranışlar bunlar ama, tavsın sen de. O zaman gideyim bunları mutfaktaki cam fanusunun içine koyayım. Oradan doğru yersiniz, tamam mı? Çekinme, çekinme. İstediğin yere koyabilirsin. Kendi evin gibi hacı. Anlıyorsun tabii ya. Armut spor. O da iyice kendi evi gibi belledi burayı. Halbuki burası benim özel dünyam. Özel hayatıma resmin tecavüz. Perfect space. Bu gidişe bir dur demek lazım. Up, down. Up, down. Stop. Ay. Mod. Retiren bulaşık makinesinin düğmesine de bastım, dolmuş da. Ya bu hiç buraya olmadı ya. Yatak odasını mı alsak? Buranın dekorasyonla pek uymadı. Yok, bence belli iyi. Ya çok tatlı ya. Bakayım. Böyle yürüyorsun yürüyorsun, hiçbir yere gitmiyor ya. Çok gülüncüme gidiyor. Ye ye ye. Hatta yürü. Eki eki eki. Topla yürüyüşe geçin. Çok komik, çok ironik. Aa, şey alalım şey. Bu klimaların böyle havayı temizleyenleri var. Sürekli böyle oksijen kokluyorsun yani, dağ havası gibi. Sanki İsviçre'de yaşıyormuşçasına. Ay ne güzel. Tabii, çevre dostu olanları da var. Çevre mi? Tabii canım. Yani bu konularda hepimizin duyarlı olması lazım. Küresel ısınma falan var yani malumunuz. Dayı, şu kondisyon bisikletiyle yürüme bandını da bizim o tarafa alalım. Burada yer tutmasın. Yok ya. Uyanık mısın sen biraz? Ne var? İki DVD oynatıcı da burada. Bari biraz eşitlik olsun kızım. Çocuklar, çocuklar. Babacığım, kavga etmiyoruz ya. Sohbet ediyoruz kuzenimle artık bu kadarını da. Yapamayacaksak canım. Sensin o. Çocuklar, beni dinleyin.
bu akşam sizinle konuşacağım çok önemli bir konu var. Benim için çok mühim. Sizin için de hayati bir konu. Hayırdır şekerim? Şimdi akşam Makbule falan hep beraber burada olun. Bazı kararlarım var. Cem'in bu hususta bana destek olacağını tahmin ediyorum. Neyle ilgili efendim? Fotoğrafçılık falan gibi bir şey mi? Hayır, hayır. Hepimizi ilgilendiren bir konu. Kaç zamandır konuşmak istiyorum. Bir yerden başlamak lazım tabii. Yani bana destek olacağınızdan da eminim. Hadi. Akşam görüşürüz. Ne bu şimdi? Aa, hiç anlamadım ayol. Eyvah. Muhallebiciyi satıyor bu kesin. Ulan tam yaz geldi keyfini çıkaracaktık. Tüh be. Yok satmaz ayol, başka bir şeydir. Aa, belki Makbule ablanın Burhan'la evliliğiyle falan ilgilidir. Tamam, bunun benimle ne ilgisi var? Ay çocuklar, dinleyin beni. Ne kadar saçma sapan bir şey olursa da olsun suyuna gidelim. Yani bu ara böyle çok hassas bir dönem geçiriyor babanız. Yani geçen hafta başımıza gelenleri unutmayın. Babularla birlikte bizi kapının önüne koydu ya. Ya onun için bu akşam hepiniz gelin, oturun, susun, dinleyin. Ne istiyorsa yapın. Yaşlandı böyle oldu ya. Ay, konu neymiş acaba? Ya ben de bir Burhan Bey'e kadar ini verecektim. Evin dekorasyonunda aklıma bir şey takıldı da. Neymiş konu? Küresel ısınmaya üzülmüş babam Sacit. Vay, sen espri de yapıyorsun ha? Ha, toplandınız mı hepiniz? Aferin. Ay, ay meraktan öldük Tahsin'cim. Gel. Anlatacağım, şimdi anlatacağım. Hepiniz hayatımızda bazı değişikliklere hazır mısınız? Bilmem, hazır mıyız? Tekne mi alıyoruz? Yok canım, ne münasebet. Ya dünyada kaç tane kutup ayısı kaldı haberiniz var mı? Kutup ayısı mı? Kutup ayısı mı alıyoruz? Hani sempatik, şirin, tombiş tombiş böyle pufutu pufutu pençeli beyaz kutup ayısı. Nasıl bakacağız onlara? Ya alacak değiliz, daha konuya girmedim oğlum. Dünyada çok az kutup ayısı kaldı efendim. Çünkü yaşam alanları sürekli ve müthiş bir hızla daralmakta. Sen nereden biliyorsun? Gittin gördün mü? Görmedim sadece ama bu konuda okuyorum ve seyrediyorum, tamam mı? Ben de öyle, ben de öyle. Durum vahim. Ya penguenlere ne demeli? Penguen mi? Ya buzullar, eriyor buzullar. Hem de müthiş bir hızla. Bir dakika, konumuz gerçekten küresel ısınma mı? Kızım, kış olmadı ki bu yıl. Hiç gelecekteki çocuklarınız için endişe etmiyor musunuz? Ediyoruz. Ya, yani ben ediyorum. Hayır, ben de ediyorum da yani. Ya herkes şakır şakır elektrik kullanıyor, su kullanıyor, kağıt kullanıyor. Düşüncesizler. O zaman ne oluyor? Masraf. Ne masrafı kızım? Doğal kaynaklar tükeniyor. Karbon şeyli mi şey diyor. Neydi o? Karbon salımı efendim. Şimdi elektrik üretirken karbon açığa çıkıyor. Bu da küresel ısınmayı daha beter bir hale getiriyor. Ya ben dedim. Ay sen bayağı araştırmışsın Tahsin. Her ailenin önlem alması lazım. Sen borç verirsen, ben borç verirsem 20 yıl sonra ne olacak? Ne yapalım biz Tahsin? Bir kere her yere arabayla gitmeyeceğiz, yakıt harcamayacağız. Floresan yakacağız, elektrik tasarrufu yapacağız. Ha, o zaman kurtuluyor muymuş dünya? Herkes katkıda bulunacak. Mesela klima kullanmayacağız, pencere açacağız. Bu tür şeyler. Derin sessizlik. Gittik klima projesi. Benden size sonsuz destek efendim. Bu son derece bilinçli bir davranış. Hayran kaldım ben size. Tahmin etmiştim zaten. Sağ ol evladım. Ya bu kampanyayı beraber yürütelim. Kampanya mı? Kimse itiraz etmesin. Çevre bilinçli günler başlıyor. Diyorsun. O pufuduk kutup ayılarını düşünün. Yazık değil mi o hayvanlara? Yazık ama ne yapalım yani şimdi? Sonra o dünyanın öbür ucundan buraya gelen mango, mango falan meyveleri de eve sokmayalım. Onların buraya gelmesi için ne kadar yakıt harcadığını biliyor musunuz? Vallahi Al Gore gibi adamsın dayı yani. Şimdi dikkatle beni dinleyin. Klima, yürüme bandı, kondisyon bisikleti gibi elektrik tutakları iptal edilmiştir. Güzel. Aa,
Aa, yürüme bandı iyi olacaktı. Tahsis spor yapacaktı. Burhan Bey'dekini kullanırız yenge. Yabancımız mı? Bakın televizyon sürekli açık. Yahu seyreden yok. Önceden programa bakın. Eğer özel olarak seyretmek istediğiniz bir şey varsa o zaman açın. Doğru. İfo, sen de Beşiktaş'a alışverişe falan giderken taksiye binme. Yürü. Aa, şekerim o kadar yolu nasıl yürüyeceğim? Yürüme bandı da nasıl yürüyorsunuz efendim? Yürüme bandı almayalım, yürü. Hepsi aynı şey. Peki şekerim. O kadar sebze meyveyi nasıl taşıyacaksan? Ha, sebze dedi de aklıma geldi. Ya biraz evvel ben mutfakta ne gördüm? Ne gördün dayı? Ay böcek falan mı? Hayır efendim, Brüksel lahanası. O lahana Brüksel'den buraya kadar kaç masada değiştiriyor biliyor musunuz siz? İnanılmaz bir karbon salımı. Bravo. Kadar çok vasıta değiştirmiş gibi yorgun görünmüyorlardı ama. Ya dalga mı geçiyorsun sen benden evladım? Dünyanın en önemli problemi bu işte. Yok dayı, aşk olsun. Tahsin'cim, tamam canım, almayıveririz. Normal lahana alırız. Bravo. İşte herkes bizim gibi yapsa... Vallahi kurtarırız gezegeni. Ağzını seveyim. Günaydın. Günaydın. Neredesin kızım? Duştayım. Yahu dakika tuttum. Bir insan 20 dakika duşta ne yapar? Ne bağlamda? Suyu idareli kullanın. Su bütün insanlığın ihtiyacı. 5 dakikada duşunuzu alın çıkın. Biz askerde öyle yapardık. 5 dakika mı? Bundan sonra kağıt havlu kullanmaya da paydos. Ayman yok. Yazık değil mi ormanlara? Çamaşırı, bulaşığı falan da azar azar elde yıkayın. Mutfak robotuydu, efendim fön makinesiydi. Bunları da mecbur kalmadıkça kullanmayın. Eskiden elektrik mi vardı? Ay hiç olmazsa çamaşır makinesini kullanalım Tahsin. Canım ailece bir tanecik popotuk kutu ayısını kurtarsak ne mutlu bize. Bravo! Bravo! Pıkleyicinin pıkleyicisi. Senin yüzünden oluyor zaten bunlar Cem. Bilmiyor musun babam bir şey kafasına takınca abartıyor adam. Kağıt havlu da yok. Haydi televizyon yok, fön yok, mutfak robotu yok. Ne yapacağız biz? Babana ses çıkaramıyoruz ki. Kızım takmış kafayı. Gezegen ısınıyormuş. Nişantaşı ısınıyor mu? Yok. Sen ona bak. Hayır sana ne dünyadan. Dur bakalım. Dur. Nereye kadar gidecek? Cız. Evet, ne söyleyeceksin? Buraya kadar geldik. Gel sen Reyhan'cığım. Beni seven herkese canı gönülden çok teşekkür ediyorum. Ve onların önünde eğilmek ne bakıyorsun evlat? Bu yaştan sonra mango yiyorum diye damadıma hesap mı vereceğim ya? Yani? Seviyorum ayol tırtını. Ben kağıt peçetelere bakıyorum efendim. Bakma o zaman, çevir kafanı. Sen de seyretmiyorsan televizyonu kapasana. Bayıyorsun ama ha. Öğlende de arabayı almışsın, duydum. Aslı, şu içki üveysin kafasına vursana, sussun. Dayı geliyor. Ne? Ay erkenden. O şeyi sakla. Elektrik kutusu bekleyin. Oh olsun size, oh! Tohumlar fidana, fidanlar ağaca, ağaçlar ormana, dönmeli yurdumda. Yuvadır kuşlara, örtüdür toprağa, can verir doğaya. Ormanlar yurdumda, ormanlar yurdumda, ormanlar yurdumda. Oho, iyi akşamlar herkese. Aa, babacığım hiç beklemiyorduk sizi şu anda. İyi akşamlar dayıcığım. Size ve tüm insanlığa olsun, gezegenimize olsun. Bakayım, oh, ışıkları kapatmışsınız. Televizyon da kapalı. Kahveyi bile değirmende çekiyorum dayı. Aslı da şarkı söylüyordu. Nedenini anlayamadık biz de. Aferin. Vallahi aferin. Dur, dur geliyorum. Anlatacaklarım var. Ay.
televizyon kapalı nasıl eğleniyorsunuz, sıkılmıyor musunuz deyince Aslı şarkı söylüyordu diyeceksiniz, onun için yaptık. Ya senin beyin hücrelerin bizimkilerden farklı mı yoksa zamanla metamorfoza uğramış olabilirler mi? Ne biçim konuşuyorsun sen benim karımla ya? Ya sen sus çevreci, zaten ne geldiyse başımıza senin yüzünden geldi. Bana bak sadece sen ayağını denk al. Şansını çok zorluyorsun, ateşkesteyiz, bence bu durumu bozma. Ah ben var ya. Pişt, bana bak. Çok iyi halt ettin. Adamın kafasına soktun çevrecilik hikayesini. Görüyor musun bak şimdi ne diyor? Ne yaptım ben ya? Ha? Ne kadar bencil yaşıyoruz. Farkında değil misin Aslı? Ya sen niye yangına körükle gidiyorsun ki? Sen halimizi görmüyor musun Cem? Babam kızmasın, olay çıkarmasın diye biz artık kahveyi değirmenle çeker. Bravo. Bravo. Bütün apartmanı uyandırdın. Bravo Aslı sana. Girdin adamın beynine. Şimdi diyor ki kıyafet almayayım. Bravo, tebrik ederim. Sen ne zaman bu kadar çevreci oldun ya? Bir tane belgesel seyrettin, değiştin aniden. Keşke herkes değişse Aslı. Benden sonra tufan zihniyetiyle nereye kadar ha? Nereye kadar ha? Ya bırak ya. Şşş, tartışmayın bakayım benim yanımda. Aslı sen git gafurlara bakalım. Sor niye Interkova cevap vermiyorlar? Şu floresanları söyle. Tamam peki. Küçücük kuşlar gelmişler gölün ortasına. Bakmışlar ki sular çekilmemiş. Bunlar şaşkın. Orada bir iki sazlık bulup tünemişler. Sanmışlar ki sıcaktan bahar geldi. Halbuki daha mevsim kış. Ay Tahsin. Ay Tahsin, yazık ayol. Anne kuşlar yavrularını beslemek için böcek tırtıl aramışlar, yok. Çıkmamış daha böcekler ortaya. Mevsimi değil çünkü. Dayı? Of. Çoluk çocuk açlıktan ölmüşler orada. Ay baba ya. Bunların hepsi küresel ısınma yüzünden. Bizim kullandığımız elektrik, su, kağıt israfı, plastik malzemeler. Heh, işte ben de bütün gece Aslı'ya bunları anlatmaya çalıştım. Ay iyi be, bu da fırsattan istifade atlıyor hemen. Haklısın, haklısın Tersin'cim. Kusura bakma, ben sana dün akşam böyle bir tepki gösterdim ama sen haklısın. Ay kullanmayalım çamaşır makinesi şekerim, kullanmayalım. Ne yani, eskiden çamaşır makinesim vardı, çiterim şöyle bir. Canım almayıverin yeni elbise. Aranızda değiş tokuş kullanırsınız. Ben Makbule ablanın elbiselerini mi giyeceğim? Canım biraz örnek olalım herkese. Biz yapmasak bunları kim yapacak? Vallahi doğru. Yazık ayol kuşlara. Yavrusunu beslemeye gitmiş. Yemek yok. Sanmış ki mevsimlerden bahar. Oysa mevsimlerden ne? Kış, kış, kış. Hem de nasıl yediler hamiyet? Yahu 5 kuruş harcamıyorlar. Evde masraf bitti yahu. Hay aklıma bin yaşayayım. Araba kullanmıyorlar. Elektrik harcamıyorlar. Giyip uşam da aldırmayacağım artık. Uyanık olmam lazım. Yahu evde kaç kişi yaşıyor? Başa çıkılmıyor ki. Küresel ısınma mısınma deyince hop mum gibi oldular. Abi biz bunlara başka türlü tasarruf yaptıramıyor insan. Ya hepsi müsrif, hepsi. Mangoymuş. Sanki mangoyla büyüdüler. İşte böyle bir kılıf hazırlamak lazımmış meğer yıllardan beri. Mahuba, kubalaba. Huka huka, huka huka. Bu ne? Ne yaptınız ya? Ay Tahsin'cim hoş geldin. Çok sevineceksin yaptıklarımıza. Bizim felsefemizi tamamen benimsediler efendim. Hangi felsefemizi? Gezegenimizi kurtarıyoruz Tahsin.
çevreci olduk. Hem de öyle yarım yamalak değil, tam olduk. Nasıl yani? Aa, televizyon nerede? Ha, verdim şekerim. Kime verdin? Akşam maç var. Ay, ne maçı? Biz sana çok daha güzel sürprizler hazırladık bu akşam için. Sen yatağın üzerindeki kıyafetleri giy, gel hemen. Sizinki gibi mi? Ham dokuma efendim. Boya yok, işlem yok, hiçbir şey yok. Bu ne böyle? Artık radyo, televizyon, teyp yok Tahsin'cim. Kendi eğlencemizi kendimiz yapacağız. Nasıl yani? Televizyon artık hiç mi yok yani? Hiç yok tabii. Bunu tartışmayalım bile zaten. Hiç. Yemekte ne var? 3 çeşit ot var şekerim. Haşladık, deniz tuzuyla da tatlandırdık. Deniz tuzu mu? Evet. Biraz pahalı. Aslında normal tuzun 10 katı fiyatına ama... Değer, tamamen doğa. Başka yemek yok mu? Organik meyveler var baba. Özel bir çiftlikten getirttik. Ya çürük çarık. Biraz pahalı, hatta kurtlu. Ama düşünsenize, ne hormon ne kimyasal. Hiçbir şey yok, tertemiz. Siz ama şimdi... Ya bu aslan yüzünden daha pahalıya gelecek bize. Niye boyunuzdan büyük işlere kalkışıyorsunuz? Gezegen için Tahsin. Aa, bu arada... Esas haberimiz. Ay tabii tabii. Tahsin, yağmur ormanlarını kurtarmak için senin kredi kartından tam 3000 YTL bağış yaptık. Ne? Ya biraz abartıyor muyuz? Çünkü bu televizyon olayı biraz beni bozdu da. Hem de nasıl abartıyorlar? Ya deli misiniz siz? Böyle şey olur mu? Batacağım sizin yüzünüzden. Ama gezegen için Tahsin. O pofuduk küçük kutup ayıları için değmez mi? Ayı ailesini düşün baba. Yahu ayı ailesinden bana ne? Benim kendi ailem ilgilendirir. Biraz tasarruf yapın diyorum. Siz neler yapıyorsunuz? Tasarruf mu? Hani gezegeni kurtarıyorduk? Kızım ben 70 yaşındayım. Bana ne küresel ısınmadan? Ne diyorsunuz efendim siz? Ocağıma incir ağacı diyecekler yahu. İstemiyorum, vazgeçtim. Ne yaparsam yapayım, bile bir masraf kapısı açıyorlar. Açın şu ışıkları, işim karardı. Öf. Bir de yeni televizyon mu alacağız? Vallahi başladı tırtık. Bunlar da kaşındırıyor zaten. Bitti çevrecilik filan. Buraya kadar. Ne olur, ne olur. Ben kazandım Sacit'cim. Her zaman ben kazanırım. Yaşasın, kurtulduk. Yani kendi cimriliğinden yaptığını itiraf etti ha? Peki alacak mı klima? Hayır Sacit, küresel ısınmayı hala engellemeye çalışıyoruz. O konuda bir şey değişmedi. Tabii. Anlatsana yenge ya, nasıl bir tepki verdi? Gözünü seveyim, şu yağmur ormanlarını söyleyince ne yaptı? Çaldınız mı aletleri? Çaldık, çaldık. Ay görmeliydin. Oh tüfe, kaçırmışım demeyi isterdim ama ben de o sırada bayağı eğleniyordum aslında. Ha biz numara mı yapıyorduk? İyi ama sevindim çünkü ben de tam böyle yeter artık abartıyoruz ya. Böyle de yaşanmaz diyecektim yani tam diyordum. Anadolu'dan kop gel düz git Ankara'yı geç sana. Bursa'nın biraz yukarı. Altın izade eden sonra köprünün hemen aşağısı.